Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşler illa ile istisna. 17. ünitemiz. El müstesna bi illa. İlla ile istisna. Örneklerde Hazara'l estiqa'u arkadaşlar geldi. İlla aliyen. Ancak Ali gelmedi. Haleltu mesailel hisab. Hesap matematik problemlerini çözdüm. İlla meseleten. Bir problem hariç. Qara'tul kitabe illa safhateyni. İki sayfa hariç. Bütün kitabı okudum. İngaza sayfu. Yaz bitti. İlla yevmeyn. İki gün kaldı. Evet. Kurallarımızda demiş ki el kavait yüsemmel ismul lezi yekav ba'de illa müstesnen illa-yı müstesna. Yani istisna yapan illadan sonra gelen isme ve yüsemmel ismul lezi yeciyu kableha kendinden yani illadan önce gelen isme ve iştemilu fil mana ala ma ba'deha müstesna minhu yani illadan önce gelene müstesna min illadan sonra gelene de istisna denir. El müstesna bi illa ismun. İlla ile istisna yapılan isim ismin bir isimdir ki yüzkeru zikredilir ba'deha muhalifen fil hukmi lima qableha kendinden önce gelen anlama muhalif bir durum ne olur? İlladan sonra gelen müstesnada zikredilir. Müstesna minhuye kendisiyle istisna yapılan yani illadan önce gelen. Şöyle gösterelim. Mesela illa bu kısım müstesna minhu kısmıdır. Şu kısım müstesna minhu kısmıdır. Şurası da istisnadır. İşte illadan sonra gelen istisna bundan istisna edilir. İlladan önce gelen durumdan istisna edilir. Evet. Demiş ki başlığımızda hükmül müstesna bi illa. Hükmül müstesna bi illa. İlla ile istisna yapmanın hükmü burada olumlu ve olumsuz istisna söz konusu. Örnekte demiş ki esmeratil eşcaru illa şecereten. Bir ağaç dışında bütün ağaçlar yaprak açtı ya da çiçek açtı. Darel hammamu güvercin uçtu illa vahideten. Sadece bir tanesi uçmadı. Ma sellemtu alel gadimine illel evvel. Birincisi dışında yani ilk gelen misafir diyelim ilk gelen dışında hepsine hiçbirine selam vermedim demek olur. Yani bu defa istisna ma geldiği için olumsuz istisna olmuş olur. Mesela ma sahaptu arkadaşlık etmedim illel ahyar. İyiler dışında kimseyle efendim arkadaşlık etmedim demek olur. Bu da olumsuz istisna. Kurallarımızda demiş ki İzâ kânel müstesna minhu yani illadan önce gelen müstesna minhu mezkuren zikredilmiş olursa ve kânel kelamu müsbeten sözde olumlu olursa cümle yani vecebe nasbul müstesna bi illa. Müstesnanın illa ile mensup edilmesi vacip olur. Diğer kuralımızda 141'de demiş ki İzâ kânel müstesna minhu mezkuren ve kânel kelamu menfiyen müstesna minhu zikredilmiş cümlede olumsuz ise caiz olur fil müstesna bi İlla en yunsebe illa ile müstesna yapılanın müstesna istisnanın mensup olması ne olur? Caiz olur. Bi illa en yunsebe alel istisna üzerine
mensup yapılması caiz olur. Ve en yetbeali müstesna minhu fi irabihi ve irab da müstesna minhu'ya uyması için mensup yapılması istisnanın caiz olur. İza kânel müstesna minhu mehzufen. Müstesna minhu atılmış ise uribel müstesna ala hasebi ma yektezihi mevdi'uhu. Yerine göre fit terkibi, terkipteki yerine göre ne olur? İstisna irap edilir. Yani istisnanın sonu müstesna minhu hazfedilen müstesna minhu'nun irap'taki, terkipteki, cümledeki yerine göre irap edilir. Kemalev kânet illa gayra mevcudetin. Mevcut olanlar dışındaki mesela gayri mevcut yani müstesna minhu bulunmayanlarda yapıldığı gibi ne olur? İstisnanın irabı müstesna minhu'ya uydurulur. Evet. İlla dışında gayri ve siva ile de istisna yapılıyor. El müstesna bi gayri ve siva. Siva ve gayri ile istisna. Örneklere baktığımız zaman demiş ki İttegadetil mesabihu gayre vahidin. Biri dışında bütün lambalar yandı. Sellemtu alel kadimine gayre saidin. Said dışında hepsine selam verdim gelenlerin. Ma adel merize ziyaret etmedi. Aidun bir ziyaretçi. Gayret tabibi doktor dışında. Efendim. Ma kabbeltu yede ehadin gayre validi. Babam dışında kimsenin elini öpmedim gibi. Kuralda demiş ki yüstesna bi gayri ve siva fe yücerrul ismul lezi ba'deha bil izafe. Yüstesna bi gayri ve siva, siva ve gayri ile de istisna yapılır. Fe yücerrul ismu isim mecrur olur. Ellezi ba'dehuma sivadan ve gayriden sonra gelen isim mecrur olur. Bil izafeti izafetten dolayı ve yesbutu lehuma min envail irab'la ilgili durum her ikisi de için geçerli olur. Ma sebetelil ismillezi ba'de illa'dan sonra gelen isim için geçen kurallar bunun için de geçer. İstisna konusunun 3. bölümünde el müstesna bi hala ve ada ve haşa yani haşa daha doğrusu ada hala ve haşa ile istisna yapma. Misallerde demiş ki kateftül ezhare halel vert. Gül dışındaki bütün çiçekleri koparttım. Gurefel beyti hala gurfeten nev. Uyku yani yatak odası dışındaki bütün odalara girdim. Kuralımızda demiş ki yüstesna bihala ada haşa feyünsebul ismu ba'deha bunlardan sonra gelen isim mensup olur. Mef'ulen bihi mef'ulü bihi olur. Ala enneha ef'alun çünkü bunlar fiildir. Fiil olduğu için bunlarla istisna yapılınca bunlardan sonra gelen isim mef'ulü bihi olur. Ev ya da yücerru ala enneha ahrufi cerrin. Eğer harfi cer olursa bunlardan sonra gelen isimler bunlar da mecrur olur. Fe'in sebegat ma eğer ma hala adadan önce ma hala ma ada gibi gelirse veceben nasbu mutlaka sonu mensup olur. Hala'dan adadan önce ma gelirse sonu mutlaka ne olur? Mensup yapılır kardeşler. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.